Muhammed İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mübarek başına koyulmuştur. Hiçbir sultanın başına, hiçbir sultan böyle bir taca nail olmamıştır. Böyle bir tac başına koyulmamıştır. Sen olmasaydın ya Resulallah, bilmez perde ardında ne var? Kim ederdi aşk sırrın aşikar? Sen sebep sen bunca alem var olup, her ne rahmet varmış izhar olup, sen sebep sen bunca alem var olup, bir hadisi kutsi naklederler, lewlak lewlak, lama khalaqtul aflak, Muhammed'in yüzüne, berekatine bu dünyanı, ve o dünyanın da kavunu Allahu Teala yaratmıştır. Bilmez perde ardında ne var? Gayb evinde Muhammed gelmeyince hakikatte kim bilirdi ne var ne yok? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mübarek dininden önceki dinler çoksu tehrif olunmuştu, çoklu çoklu bozulmuştu hakikat itip yetmişti. Bir parça cehalet, vahşiyet saytara etmişti, kablamıştı yeryüzünü. Onun için eğer Muhammed olmasaydı, Muhammed'in gelmeği olmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem, Hakikatte perde ardında, gayb evinde, Allah'ın istediği ve Allah'ın buyurduğu, emrettiği, nehyettiği şeyler nedir? ondan xəbərdar olmaz deyib sən olmasaydın ya Muhammed Allahummusalla ala Muhammedu ali Muhammed bilmazidik pərdə ardında nə var kim edərdi eşq sirrin aşika sən səbəbsən bu cəhaləm var olub hər nə rəhmat varımiş izhar olub Allahu Teala Qurani Kerimdə buyurur və ma arsalnak illa rahmeten lil alamin tum alemlarçi rahmet diye gönderilmiştin ya Muhammed Allahu salli ala Muhammed ve Sen sebep sen bunca alem var olup her ne rahmet varmış izhar olup tam getirdi gelmeğin insanlığı peygamberin gelmeğiyle her bir insanlık geldi kendisiyle her bir insaniyet tüm insaniyet İslamiyette ve İslamiyetin her bir şeyi, hakiki İslamiyetin her bir şeyi, her bir insaniyet. Tam getirdiği gelmeğin insanlığı, çekti kamilliklere noksanlığı, çok noksanlıklar var idi hepsini kamilleştirdi, cehalati def etti, ref etti milleti, e, karanlıktan, ışığa çıkardı. Hep karanlıklar dağıldı. Oldu nur. Cehaletin ne kadar karanlığı vardı. Tümü dağıldı. Kalmadı. Gitti. Hatta nurundan senin nur aldı hur. Hatta eğer cennette huril inin bir nuru var ise o da sendendir. Ya Muhammed senin hakiki manevi ma nurundandır. Senin e, bereketin senin hatirin için Allahu Teala cennette de yaratmıştır. La kelimesi çok yüksek ve güzel bir şeydi onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve ve sellem'in hakkında allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. La amruke, andolsun olsun sana, and olsun seni caniye. Yani çok aziz olmasından da allah Teala yanına Peygamber'in bu delildi. Çok büyük bir zatına. Hep karanlıklar dağıldı oldu nur. Hatta nurundan senin nur aldı hur. Sen yok iken zulmati idi bu hayat. Nece, ne tür? Biri mesela bu zulmattan, bu karanlıklardan biri bir parçası. Bilmemezlikten biri ve banat benat banat En büyük bir cehaletten ve zulmattan biriydi. Ya Resulallah sen yok iken zulmat idi bu hayat bilmemezlikten beri va'dul banat cehle batmış bir diyari hicaz tabii birçok çok cehaletler de belki de cehalet cehaletten fark eder devletler milletler ülkeler bölgeler arasında başka yerlerde cehalet kabul almıştı fursları romu o birini Cehle batmış bir diyar Hicaz. Yani tek Hicaz değildir. Her bir yerde cehalet var idi. Cehle batmış bir diyar idi Hicaz. Vahşisi hayvanı çok, insanı az. Sözlerin verdiği saadetten haber. Belli oldu alemi için hayru şerif peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözleri, hadisleri bilhassa kendisine indirilen vahiy Kur'an-ı Kerim her bir saadetten verdiği haber ma farratna fil min şey her ne var ne istenir beşerin salahı için iyilik için yakşılık için güvenliği için emin amanlığı için her ikisi her iki dünyası için Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş bildirilmiştir sen yok iken zulmatiydi bu hayat bilmemezlikten biri ve edil banat cehle batmış bir diyariydi Hicaz. Vahşisi hayvanı çok insanı az sözlerin verdiği saadetten haber belli oldu alemi için hayru tüm milletler için her nadi şer nâdi, hepsi bilindi tam belli oldu. Anlayanlar bildiler insan nedir. Hakikatte anlamayanlar Abu Cehil oldu ve emsali Abu Cehil oldu. Bir parça cehalette gark oldular ve cehenneme gittiler. Anlayanlar bildiler insan kimdi, nedir hakiki insan kimdir. Anlayanlar bildiler insan nedir. Kimdi lokman, dert için derman nedir. Hakikatte müştemai, toplumu, milletleri bu kadar dertler sarıp dertlere bürünmüşler, dertlere tutulmuşlar. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in gelmesinden ve mab'us olmasında Ondan sonra bildiler insan olanlar, akıl olanlar bildiler ki insan nedir ve dert için lokman kimdi ve derman nedir. Anlayanlar bildiler insan nedir. Kimdi lokman dert için derman nedir etse alem haşredek hürmet sana. Eğer bu millet gece gündüz ihtiram, hürmet, saygı gösterse sana yine de azdı senin o e, hakiki kıymetin, hakiki değerin karşısında. Etse alem haşredek hürmet sana. Binde biri vermez hala kıymet sana. Hakkı var sen bulduğun bu şanlı adı. Olsun afa günde beş vakit olsun afa kuzra yad. Her günde beş defa eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahu salli ala Muhammed ve ala Mübarek azan denilir o. Okunur. Hak vardır senin bulduğun böyle bir azamatlı şan ve ad hakk, hak, <laughs> hafif hakkı hak, hakkı varsan bulduğun bu şanlı ad günde beş vakit olsun afak uzra yad. Hasra yetmez şanini medheyleyen bir kimse eğer hakikatte pe Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şanini hakkın, şanini hakkında yasın bir hasra yetmez, bir nihayete, bir sona ermeyecektir. Her ne kadar yazsa azdı çünkü eğer Allah tarif etmişse, Allah medh etmişse Allah'ın övgüleri, tarifleri, medhleri karşısında insanın medhi ne olacaktır? Hakkı varsan bulduğun bu şanlar diğinde beş vakit olsun afakü zeyad. Hasret etmez şanını medh eyleyen. Asla son bulmaz da medh'in söyleyen. Medhini her anda derya görmüşüz yani senin seni ne kadar medh edipleri ya Resulullah bu medhler sonsuz bir şey gibi. Deryadır hakikat. İste, senin hakkında istenilen medihler, medih, övgü bir deryadır. Bu deryadan her geldi şair olsun, hatip olsun, katip olsun, her kim olmuş gelip bir neçe satıl, öz delvini, öz satlını uzatarak bir netçe satıl inciler, altınlar mesela kazanmıştır yani bu medihlerle güzel bir yerlere ulaşmış, cennet kazan, kazanmıştır. Sözün, e, söz konumuz budur. Sözün hakikati gerçeği budur ki bunu demek istedik. Hasra yetmez şanını medhiyleyen, asla son bulmaz da medhin söyleyen, medhini her anda derya görmüşüz. Karşısında adının ya görmüşüz. Çünkü medhin deryadı bu sebepten Adının karşısında ya görmüşüz yani. Herkes meded isterken, seni çağırarken Ya Muhammed, Ya Muhammed derken çağırmıştır. imdad istemiştir. Allahu salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Medhini her anda der ya görmüşüz. Karşısında adının ya görmüşüz. Hakkı var herkes dilerse bir meded. Herkes bir Ya Muhammed çağırırsa hakkı var. Çünkü bu medih derya deyip bitmaga gelmez. Hakkı var herkes dilerse bir medet. Çünkü yok olmuş senin fazlında had. Seni ne kadar överseler, ögerseler, medhederseler senin fazlının bir haddi, hududu yoktu ya Muhammed. Onun için herkesin hakkı da bir meded alsın, bir istimdada çağırsın, bir e, yardıma çağırsın, istim, etsin. Hakkı var herkes dilerse bir meded çünkü yok olmuş senin fazlında had. Bu sebepten çünkü e, fazlında senin ve seni e, medh etmekte, övmekte ya Resulallah had yoktur. Ve bu sebebe göre her ne vakit açtım kitap, bu sebepten her ne vakit açtım kitap, Bulmadım bu akıl için tam bir cevap. Hakikatte insan hayrette kalar. Muhammed'in Kur'an'ı karşısında Allahu Teala'nın azamatından bir azamattır. Hem Muhammed ve hem de Kur'an-ı Kerim'i. Bu sebepten her ne vakit açtım kitap. Bulmadım bu akıl için tam bir cevap. Herkesi gördüm o riyadan diyor. Ha umimden kafila ha'dan diyor sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra bu şiirleri, bu sözleri, bu etleri ve bu sözleri devam edeceğim inşallah. Evet sevgili seyirciler, şiirlerimizi, beytlerimizi devam edeceğiz ve Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem, e, ve sellemin hakkında yazdığımız bu şiirleri beyt beyt şerh edip açıklayacak inşallah. <laughs> Hakkı var herkes dilerse bir meded. Hakkı var herkes dilerse bir meded. Çünkü yok olmuş senin fazlında hadd. Her ne kadar senin fazlın bitmeye gelmez, sayıya gelmez, sonsuz. Onun için böyle bir fazl, fazl faziletten, bu, bu deryadan, bu medeh deryasından herkes bir medet aldıysa, hakkı var. Çok olağan bir şeydi. Bu sebepten her ne vakit açtım kitap, almadım bu akıl için tam bir cevap. Herkesi gördüm o deryadan diyor. Hansı bir derya çünkü biz dedik Medhini her anda derya görmüşüz ya Resulallah. Medhin bir deryadır. Şairlerdi, hatiplerdi, yazarlardı. Bunlar gelip derya. Bu deryadan herkes bir netçe satıl doldurur. Bu medhleri dolduran, bu derya, medh deryasını doldurup satırlar yapan, hakikatte cevahirler, en güzel şeyler doldurur. Yani her şairin, her katibin yazdığı sözler bir parça cevahir yani hakikatte cenneti beyte beyt almaktadır. maddah olan o bu şiirimizde var ki geleceği. Herkesi gördüm o deryadan diyor. Ha mimden kafile haden diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den konuşur, Muhammed'in harflerinden ha-den mimden vesaire bu gibi e, mislaklara işaret eder bu beyt ve bilhassa Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'in ahlakına ve böyle böyle bir şeyler medh etmeye işaret etmektedir. Her diyen bir satlı cevher karedir. Bu derya ki dedik, bu medh ki dedik deryaya benzer. Her medheden kimse, şair olsun, hatip olsun, romancı olsun, yazar olsun, medh ettiği kadarı bir kadar satırlar bu cev mücevherattan, cevahirden götürür. Yani amal hasenat kazanır hakikatte öz yükünü hasenat ile doldurur. Herkesi gördüm o deryadan diyor, ha umimden kafile hadan diyor, her diyen bir satlı cevher kar edir. İsmin ile defteri gülzar edir. Madih olan kimse, şair, meddah ise öz defterini Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in mübarek adıyla bir gülzara, bir hadikaya, bir güzel bahçeye döndür. Yani divanı şairin, peygamberin adıyla bir gülzara, bir ravda, bir güzel bağ bakçaya dönmektedir. O ad bezadır, o ad süslemektedir divanları, şiirleri, kağızları ve ila Herkesi gördüm o deryadan diyor. Ha umimden kafile ha'dan diyor. Her diyen bir satlıca o herkaridir. İsminiyle defteri gülzaridir. Senin isminiyle öz defterini meddah olan kimse. Ta fuzulini eşittim can ile. Yürek sesi, yürek kulağı ile dinledim. Yürek yüreğimiz ile canımız ruhumuz ile can ve ruh yoluyla duyduk fuzulinin dediğini. Ne diyor? Ta fuzulini eşittim can ile demurur irfandaki derman ile. Hikmetin sırrın diyor cami şarab. Ondan al, oyunda ondan ayrı medrese olsun harap. çünkü fuzuli demiştir. Medrese icra muallim verdiği bin dersten Yek durur meyhanede bir cam vermek bir güzel. Yani hakikatte bu meyhane bu barlar ve sair bu gibi e, meşruplar yeri olan meyhaneler değildir. Bu meyhane eşk ilahi ve arif kimselerin yüksek bir seviyeye, mustavaya ulaştıktan sonra bazı şeyleri öğrenerler ki gaybi ve şuhud halatında diye inkişaf halatında keşfehli diğerler bazı ve az Türk bölgelerinde keşfehli olduysa bazı şeyler keşf olan, böyle bir keşf olunan şeylerde böyle bir gaybi emriler gaybi emriler vasıtasıyla arif kimsenin kazandığı ilimler aslan hiçbir medresede yoktu bir tek ilim mesela olabilsin birçok şeyleri gaybiden kazanan kazandır kazanılan bir ilim çok medreselerde bulunmaz. İlalik Ali ibn Abi Talib selamullahi aleyhi buyurmuştur. Allemani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El min el ilm min kulli babin yuftahu el bab. Bir bin Kapı ilmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her kapıdan bin kapı açılar. Onun için Fuzuli aleyhi da bu sözünde, bu beytinde bir medrese içre muallim verdiği bin dersiden yek durur meyhanede bir cam vermek bir güzel insan eğer gaybi bir şekilde ya irfani bir şekilde bazı ilimlere ulaştıysa hiçbir medreselerde o türlü bir ilimler olmaz. Dedik ki Ali Ali Aleyhisselam buyurur. Allemeni Rasulullah el febab min el ilm min kulli bab yuftahu el febab. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuştur, tekil etmiştir. Ana medinetul ilm ve Ali babuha. Medine'ye girmek de kapısından olan Peygamber'e yol tapmak Ali aleyhisselam yolu. Bu has bir özel bir tekittir peygamberin buyurmasında. Hiçbir bu, bu hiçbir şahsın kimsenin hakkında buyurulmamıştır. İnsan bunda düşünse ki kapı vasıtasıyla kapıdan girmek olar Medine'ye, şehir içine daha başka bir şeydi. Medhutmaga, övmeğe... kudretimiz yoktu vasfetmaga. Bu fuzuli medrese bu fuzulidir senin medhinde hem Şiiri de almış ne yüksek bir rakam. Şiiri mi'racında almış tacını. Çünkü merh etmiş senin mi'racını. Biz tasavvur ettik mesela. ihtimal verdik, zannettik. Çünkü Fuzuli aleyhir rahme Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu türlü merh etmiştir. Onun için allah Teala bir büyük yükseklik vermiştir Fuzuli'ye dünyada en güzel bir şan bulmuştur. Mesela Türk dünyasının en önde gelen en büyük şairi sayılmaktadır. Biz deyirik, belki de o Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem medhettiğine karşılığı allah Teala böyle bir yüksekliği vermiştir. Bu fuzulidir senin medhinde hem şiirde almış ne yüksek bir rakam. Şiir, almış şiir miracında almış tacını, şiir miracında almış tacını. Çünkü medh etmiş senin mi'racını. Çünkü senin mi'raca yetmeğini ya Resulallah fuzuli medh etmiştir. Onun için şiir mi'racında fuzuli de tac almıştır. Fuzuli ne demiştir? Fakri de... ile tarihte bir ad eylemiş Fuzuli. Çünkü aşkıyla ile yürekten söylemiş. Fakhr ile tarihte bir ad eylemiş. Çünkü eşk ile yürekten söylemiş. Ne söylemiş? Ey olub mi'raj burhani uluvi sana. Yere enmiş gökten istikbal edip Kur'an sana. Çok güzel bir vasıftı. Kur'an gökten enip yere istikbal edip sana. İstikbal eden gerek karşılayan kimse olsun ama fuzulun indirana Kur'an velev ki yukarıdan samavattan indirilir ve lakin seni istikbal edip. Ey olup mi'rac mi burhani uluvi şansana, Yere enmiş gökten istikbal edip Kur'an sana Mahi noldur yeni çıkmış bir aydı Bu hilal ki görünür semavatta Mahi noldur yoksa sen ettik de seyri asman Kaldırıp barmak getirmiş asman iman sana Ya Resulallah bu Asmanda görünen hilal yeni çıkmış bir hilaldi. Yoksa sen semavata mi'raj uruc ederken o zaman semavat tümü parmak götürüp, parmak kaldırıp sana işaret edip ve şehadet vermiştir ki Ya Muhammed, eşhedü enneke Resulullah. Allah'ım salli ala Muhammed. <laughs> Ey olup mi'raj burhani uluvi şansena Yere enmiş gökten istikbal edip Kur'an sana. Mahinov'dur yoksa sen ettik de seyri asman. Kaldırıp parmak getirmiş asman iman sana. Bu hayalimce eğer ki şehriyar. Çünkü merhum şehriyarın da e, Farsça divanında çok güzel bir kasidesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hakkında. Bu hayalimce eğer ki şehriyar. Şehriyarlıktan atılmazsa kenar. Şehriyarlık yani sultanlık. Çünkü şehriyar kelimesinin manası sultan ve melik demektir. Bu hayalimce eğer ki şehriyar, şehriyarlıktan atılmazsa kenar var onun ancak kibir tek illeti. O illet neydi? Ya dedim şiirinde babi rahmeti yani Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in hakkında medih yazmıştır. O medih sebep olmuştur şehriyarlıktan atılmasın. Tasvirdi, tavsifti, hayaldi her neyse. Yazmışım. Var onun ancak kibir bir tek illeti yad edip şiirinde bab rahmeti yani peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir kadri idrak eylemiş. Dilde bir ke levlake eylemiş. Ne demiştir? Farsça şiirinin bidayesinde başlık neydi? Bir matlağı birinci sözü, bir be beyti. ستون عرش خدا قائم از قيام محمد ببين كسر بكو جامي كشد مقام محمد الله تعالى ان عرشينين تيغلالي دينجالالا ستون لاري محمد صلى الله عليه وآله وسلم درمسي دروب يعني احد قدسية قصية يبلار اشارات لولاك لولاك لما خلقت الافلاك Bir bin ki serbi kucami keşer makamım. Gör ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı hara Bu Eflak özünün adıyla, özünün bereketine durmuştu. Bu şiirler, bu şiirler, bu tarifler, bu övgüler ki Fuzuli'den vesaire başka kimselerden var. Bu şiirler doğrudur. Kalbi sağ etti beni. Bu şiirler kalbi sağ etti beni. Ama matlabdan uzak etti beni manası. Bir başka matlab var. Biz o matlaba, o hedefe ulaşmalıyız. Bu şiirler kalbi sağ etti beni. Ama matlabdan uzak etti beni. Tez ayındım gözlerim oldu kumar. Yani o şiirleri okumak, okuduğumuz esnalarda, sıralarda sanki de yatmıştık, ayınmırdık. Has bir kalbimizi sevindirmektaydık. Kalbi sağ etti bizi. Bu şiirler kalbi sağ etti beni ama matlabdan uzak etti beni. Tez ayındım gözlerim oldu kumar. Şiir attım defteri koydum kinar şiir dedim ne manası <laughs> var istir tabii bu şiirlerden sonra ne idi ya Kur'an açtık şiir ne Kur'an'da Allah Teala buyurmuştur ve inneke ala hulukin azim ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin et tahirin belki de gelen halaqada gelen programımızda inşallah bu sözlərin, bu şeirlərin yorumlamasını, açıqlamasını davam edəcəyik. Sağlıqla qalın, sevgili izləyicilər.